Almanya'da bir camiye değerli izleyicilerimiz boyalı bir saldırı düzenlendi. Almanya'da diyanet işleri Türk İslam Birliği'ne DİTİP'e bağlı olan caminin duvarlarına boya atılırken başka bir camide ise hırsızlık girişimi oldu. Frankfurt kenti yakınlarında bulunan DİTİP Eyüp Sultan Camisi'ne sarı, kırmızı ve yeşil boyalar atıldı. Bununla ilgili olarak cami görevlileri polise haber verdiler ve polis soruşturma başlattı değerli izleyicilerimiz maalesef görüyorsunuz Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un İslam düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı Avrupa'nın pek çok yerinde bu sıralar özellikle daha sık görülür oldu değerli izleyicilerimiz. Almanya'nın Disburg kentinde bir camiye üçüncü kez İslamofobik ve ırkçı içerikli ifadelerin yer aldığı mektup gönderildi. Bakın haber nasıl? Diyanet İşleri, Türk İslam Birliği'ne bağlı, DİTİB'e bağlı Muradiye Camisi'ne gönderilen mektupta Türk'lere ve Müslümanlara yönelik ağır hakaretler yer aldı. Ditip Muradiye Camisi Dernek Başkanı Ramazan Ceylan Münih kentinden posta yoluyla gönderilen ve bugün kendilerine ulaşan mektupta yer alan isim ve adresin sahte olduğunu tahmin ediyoruz dedi. Camiye gönderilen mektubu polis ve yerel yöneticilerle paylaştıklarını ifade eden Ceylan bunun pandemi sürecinde camilerine gönderilen İslamofobik ve ırkçılık içerikli üçüncü mektup olduğunu ifade etti. Ve şunları söyledi. Camiye olarak bunları hak etmiyoruz. Bulunduğumuz şehirlerde toplumsal ve sosyal sorumluluk çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütüyor ve topluma katkı sunmaya çalışıyoruz. Bundan önce gönderilen mektupların failleri bulunamamıştı. İnşallah bu mektubun faili ya da faillerinin bulunmasını temenni ediyoruz diyor değerli izleyicilerimiz. Hollanda'da da bir saldırı oldu. Hollanda'da uzun yıllardır hizmet veren Versar Türk İslam Merkezi'ne ırkçı saldırı gerçekleştirildi. Çirkin saldırıda derneğin duvarlarına kökünüzü kazıyacağız. Defolun gidin şeklinde ırkçı yazılar yazıldı. Dernek Başkanı Muammer Bilgiçli siyasilerin İslam ve göçmenleri hedef alan açıklamaları maalesef Avrupa ve Hollanda'da ırkçılığa endişe verici bir boyuta getirdi karşılaştığımız manzara bizi şoke etti diyor değerli izleyicilerimiz. Şimdi Fransa'da geçtiğimiz haftalarda korkunç bir cinayet işlenmişti biliyorsunuz. Bir öğretmen derste Hazreti Peygamberimizin onunla dalga geçen karikatürünü göstermişti. Bu olayın ardından da Moskova doğumlu Çeçen uyruklu Çeçen kökenli 18 yaşındaki bir kişi tarafından Hun harca katledilmişti. Bu olayı tasvip etmek mümkün değil. Asla olmaması gereken bir olay. İşte bu olaydan sonra bu cinayetten sonra Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok noktasında Türklere, Müslümanlara karşı ciddi bir savaş başladı. Hepiniz Fransa'da yayınlanan Charlie Hebdo dergisini biliyorsunuz. Hz Peygamber'e hakaretler içeren karikatürler yayınlamıştı ve bu karikatürlerde maalesef Fransa hükümeti tarafından Fransız devletinin binalarına dıştan projeksiyonlarla yansıtılmıştı. Bunlar Müslümanlarla dalga geçtiler, hakaret ettiler. Devlet eliyle Müslümanlara, İslam'a karşı bir savaş açtılar. Düşünebiliyor musunuz? Hz. Peygamber'in karikatürü Zaten Peygamber'in karikatürü diye bir şey olamaz. Bunlar bir de dalga geçen karikatürleri devlet binalarına yansıttılar. Cumhurbaşkanı Macron eliyle oluyor. Almanya'da işte bu olayla bağlantılı korkunç bir olay gerçekleşti değerli izleyicilerimiz. Bir öğretmen Almanya'da bu Şarlı Hepto, ben şarlatan dergi diyorum buna. Bu şarlatan derginin peygamberimizin karikatürlerini yayınlayan bu derginin karikatürlerini bir öğretmen Almanya'da derste çocuklara gösteriyor. Ve yalan yanlış iftiralarla dolu bir belgeyi bir yazıyı okuyor çocuklara. Olay Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Winnint'te gerçekleşiyor. Korkunç bir olay. Yani hem Müslümanların psikolojisini bozan, toplumları birbirine düşüren, akıllara durgunluk veren bir olay. Bakın haber ne diyor? Derste, etik dersinde bir de bakın etik dersinde Hz. Muhammed'i resimlerle anlatmaya kalktılar diyor. Veliler dini konuların işlenmediği derste neden Hz. Muhammed'in hayatının ele alındığını sordu ve peygamberimizin resmedildiğine, resmedilmesine tepki gösterdi. Velilerden Sayın Mutlu Şimşek şunları söylemiş. Okulda din dersine katılmayan Müslüman öğrenciler etik dersine katılıyorlar. Dini konuların işlenmediği derste öğretmen peygamberimizin hayatını yanlış aktarıyor. Peygamber efendimizin hayatını anlatan yazıda İslami kaynaklardan da yararlanmıyorlar ve karikatürlerini gösteriyorlar diyor Sayın Mutlu Şimşek. İşte bakın ırkçılık, din düşmanlığı tarih boyunca vardı, var olmaya devam edecek. Ancak bunlar demokrasinin, insan haklarının en üst seviyede olduğu iddia edilen, iddia edilen ülkelerde Almanya'da, Fransa'da. Fransa'da devlet eliyle Müslüman düşmanlığı ilan yapılıyor. Hiç kimse bu nedenle yok demokrasiymiş, insan haklarıymış, laiklikmiş, bilmem neymiş gibi kavramları kullanmasın. Bunların hiçbiri bu ülkeler için geçerli değil. Her şey sözde. Sen derste nasıl Hazreti Peygamberimizin onunla dalga geçen bir karikatürü çocuklara gösterirsin ve hakaret, iftira içeren sözde hayatını anlatıyor peygamberimizin. Bunları çocuklara anlatırsın. Fransa İçişleri Bakanı açıklama yaptı. Marketlerdeki helal reyonlarının kaldırılabileceğini söyledi. Kendisini rahatsız ediyormuş helal, helal reyonları. İnanılır gibi değil. Yani devlet bakanlar bunu yaparsa millet, öğretmen neler yapar kim bilir değerli izleyicilerimiz. İşte Avusturya Viyana'dan bir haberimiz var değerli izleyicilerimiz. Avusturya'nın başkenti Viyana'da Osmanlı vatandaşı Yahudilere ait Türk mabedi olarak adlandırılan sinagogun Naziler tarafından yakılmasının 82. yıl döneminde Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği tarafından anma etkinliği düzenlenmiş değerli izleyicilerimiz. Sayın Büyükelçi bu amma töreninde şunları söylüyor. Belirli bir dine mensup olmak dışında hiçbir suçu olmayan bu insanları yeniden saygıyla anmak ve söz konusu aşağılık eylemleri gerçekleştiren ırkçıları huzurlarınızda nefretle kınamak istiyorum diyor. Yani bakın bu demokratik insan haklarının üst düzeyde olduğu iddia edilen ülkelerde Müslümanlara, Türklere saldırı var ama bizim büyük elçimiz gidiyor kendisine yakışır bir şekilde Nazilerin saldırısı sonucu Avusturya'da yakılan bir sinagogu ve orada hayatını kaybedenleri anıyor. Osman Bizler Osmanlı'dan bugüne kadar hiçbir dinin mensuplarına inançlarından dolayı hiçbir şey yapmadık. Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti asla bir şey yapmadı. Ama bugün Avrupa'da gözlemliyoruz ki devlet eliyle Müslümanlara, İslam'a karşı bir savaş başlatılmış halde değerli izleyicilerimiz. Sayın büyükelçimizi de kutluyorum ben bu örnek davranışı nedeniyle. Şimdi Almanya'dan bir haberimiz var saygıdeğer izleyicilerimiz. Almanya bir anneyi konuşuyor. Bu annenin adı Maide T. Maide Hanım diyeceğim ben ona. Kızı 2019'un 12 Kasım'ında ortadan kayboldu. Okula gidiyorum diye terör örgütü PKK tarafından bu kız ortadan kaybedildi, kaçırıldı iddialar bu yönde ve anne Maide Hanım da kızına kavuşabilmek için Almanya'nın her noktasında eline almış olduğu pankartlarla ya da kızının resminin bulunduğu tişörtleri giyerek yardım istiyor. Kızımı bu terör örgütünden ne olursunuz kurtarın diyor. Evet. Bu olayla ilgili Başbakan Merkel'in ne söyleyeceğini biz de merakla bekliyoruz. Bir anne ne olur kızımı kurtarın diyor. Bakın ne diyor anne? Çok özlüyorum. Kızımı her saniye düşünüyorum. Hiçbir zaman umudumu yitirmiyorum. Çok da tehditler alıyorum. Gittikçe daha çok tehdit almaya başladım sosyal medyadan anonim yani telefon açılarak kimin aradığı belli olmayarak hiç beni yıldıramazlar, korkutamazlar. Bu yola baş koydum. Çocuk benim çocuğum. Onların çocuğu değil. Bu kız gelene kadar benim eylemim devam edecek. Hiçbir engel tanımıyorum. Bakın tehdit ediyorlarmış. Bu terör yandaşları, teröristler tehdit ediyormuş. Bu kadın ne istiyor? Bu kadın kendi öz evladını istemekten başka ne istiyor? Soruyorum size. Diyarbakır'daki anneler gibi terör örgütü PKK insanların yuvalarını dağıtıyor, insanları masum, savunmasız insanları katlediyor. Terör örgütü PKK, işte görüyorsunuz evlatları analarından babalarından kopartıyor. Bu terör örgütü Almanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi tarafından da destekleniyor, korunuyor. Avrupa Birliği'ne göre PKK bir terör örgütü ama. Bu terör örgütünün faaliyetleri hiçbir zaman Avrupa Birliği'nde yasaklanmıyor. Almanya'da yasak değil. Gidin Almanya'nın dört bir yanına bu terör yandaşları istedikleri yerlerde eylem yapıyorlar, gösteri yapıyorlar ama karışan yok. Merkel bakıyor, Macron bakıyor. Hollanda'ya git aynı. Avusturya'ya git aynı. İsveç'e git aynı. İsviçre'ye git aynı. Terör yandaşları destekleniyor. Bu annenin suçu günahı ne? Size soruyorum. Bu annenin yerinde olsanız sizin evladınız terör örgütü PKK tarafından kaçırılsa siz ne yaparsınız? Bu anne Almanya Meclisi, Federal Meclis'in önüne gidiyor, Başbakanlığın önüne gidiyor, gösteri yapıyor. Merkel bilmiyor mu bu olayı? Görmüyor mu basında yer alan haberleri? Danışmanları hiç kimse bir şey söylemiyor mu? Görüyor ve biliyor ama işlerine gelmiyor kardeşim. Bak işlerine gelmiyor. Yıllarca terör örgütü PKK'ya destek verdiler, yuvaları yaktılar, ocakları yaktılar, Türkiye'nin üzerine saldılar. Yaklaşık 300 milyar dolar, dolar para harcadı. Türkiye PKK yüzünden 300 milyar dolar. Bu ülkenin yollarını yaktılar. Bu ülkenin çoluk çocuğunu Beşiktekini öndürdüler. Başbağlar katliamını hatırlayan var mı? 41 hayatım 38 vatandaşımızın hayatını kaybettiği katliam. Bebekleri, kundaktaki bebekleri bile katlettiler bu. yani konuşacak çok şey var da hadi sinirlerimi daha fazla bozmak istemiyorum. Bu anneye bir şekilde Merkel'in ya da Alman hükümetinin çok acil bir şekilde yardım etmesi gerekiyor. Bu kadın ne istiyor kardeşim? Bu kadın evladını istiyor. Evladını bak evladını para istemiyor, pul istemiyor, başka hiçbir şey ev istemiyor, araba istemiyor, yat istemiyor, kat istemiyor. Berlin'de dört bir yanda bu teröristlerin dernekleriydi, oydu, buydu, bilmem neydi bir sürü şey var. Niye Alman hükümeti kapatmıyor? işlerine gelmiyor. Çünkü yıllarca beslediler. Koyunlarında taşıdılar, silah verdiler, para verdiler. işte bak bu insanlar, bu anaların gözyaşı da dinmiyor işte. Yazık günah.